Hatırlıyor musun? Gazprom, Rus doğalgaz şirketi bir klip yayınlamıştı. Avrupa'nın bu kış donacağını anlatan bir klipti. Evet. Meğer Putin çok üzülmüş bu duruma, Avrupa'nın bu kışı zor geçirebilme ihtimaline. Onlara doğalgaz vermek, bu kışı rahat geçirtmek için büyük bir çaba içerisindeymiş. Formüller üretiyor. Bunu ne kadar çok istediğini anlatıyordu. Şeylere, doğalgaz boru hattına, Avrupa'ya giden boru hattına yapılan saldırıları Rusya'yı Avrupa'dan koparma sabotajı olarak tanımlıyor. Meğer Avrupa'dan kopmak istemiyormuş Rusya. Evet. Oraya doğalgaz sevkiyatını da emniyetle sürdürmek istiyormuş. Biz kesinlikle bu kış kesintisiz istedikleri kadar doğalgaz vermek istiyoruz. Buna hazırız diyor. Evet. Yani sen ya şaşırtıcı değil mi? Şaşırıyor musun ona? Yeter ki Avrupa istesin diyor. Hani Avrupa dizlerinin üstüne çökerek gelip yalvaracaktı, kapısına gelecekti Putin'in. Gazprom'a göre donmaktan öyle yazarken böyle son 5 dakika içerisinde sürünerek gelecekti ve yalvaracaktı ne olur bize gaz ver diye. Şimdi Aydın Sercan'la konuştum. Özellikle bu kış için öyle bir kriz de beklemiyor Avrupa'da. Tedariklerini hallettiler, depolarını doldurdular, bir sıkıntı olmayacak diyor. Zaten Putin de bunu biliyor. Bunu biliyor, onu söylüyor. O tedarikler yetmez diyor. Bunu Amerika yapıyor diyor. Onlar size sıvılaştırılmış gaz satacak. Daha pahalıya satacaklar. Kendinizi kazıklatmayın. Bu fiyatların da sorumlusu biz değiliz diyor zaten. Fiyatların sorumlusu biz değiliz. Fiyatlara da siyaseti karıştırmayalım diyor. Doğal gaza da siyaseti karıştırmayalım. Niye Türkiye'yi araya sokuyor? Türkiye'yi şu... Yani iki insan tane... babası yapmaz ya bu yedi. Bir enerjiyi sen çıkartacaksın. Bütün şey sende. Ama sen dağıtım merkezi ol. Fiyat da orada belirlensin. Bütün dünyaya oradan gitsin falan diye. Vallahi büyük kardeşlik yani. Kardeşlik mi? Bilmiyorum ki, öyle gibi görünüyor baktığın zaman. Büyük iyilik yapıyormuş peki, gibi görünüyor. Peki şöyle. Değil mi yani? Şey mi var? Avrupalı, sen şöyle düşünüyorsun muhtemelen. Yani Avrupalıların sorunu Rusya'yla, Putin'le, tabii, onların gazıyla, Rus gazıyla değil. Yani parası Rusya'ya gidecekmiş diye Türkiye'den Rus gazı almamazlık etmezler. Etmezler. Niye yani Rusya'dan niye o zaman, çıkmış oluyor gaz canım yani. Niye direkt Rusya'dan almıyorlar Yavuz? Niye? Bu nasıl bir şeydir? Mantıktır niye, yani. Niye? Asıl niyesi orada önemli herhalde. Yani niye böyle bir öneri getiriyor mesela Putin? Bunu bilmiyor mu? Biliyor. Zaten Avrupa'nın nasıl bir yaklaşım içinde olduğu ortada. Senin gazını almıyor arkadaş. Senden gaz almak istemiyor. Sana para vermek istemiyor. Sen de satmak istiyorsun. O adam almıyor. Almayacağım diyor. Hiç kısmayacağım tamam, diyorsun. Benden hiç kesmeyeceğim. Ben hazırım diyorsun vermeye. Adamlar istemiyorlar. Benden alma tamam. Hadi ben Türkiye'ye göndereyim, oradan al. Nasıl bir şey yani arada? Ne düşünerek yapılmış bir şey? Buradaki incelik nedir onu bilmiyorum. Bir kazan kazan formülü var. O nedir bilmiyorum ama iki şey ortaya çıktı. Üçüncüsüne sonra geleceğim. Ya Türkiye'de bir Rus muhipliği, Ankara'da bilhassa bir Rusya sevgisi epeydir yükselişte. Bunun sebebi sırrı ne? Yani kendi kendimize mi gaz veriyoruz, başka yerden mi alıyoruz? O konuda soru işaretleri vardı. O soru işaretleri bir cevap buldu gibi. Türkiye'yi doğalgaz merkezi haline Avrupa'nın en büyük doğalgaz merkezi haline getirme niyetini Putin açıkladı. Dolayısıyla gazı verecekmiş Putin. gazı veren de diyorsun. Gazı verme ümidiyle mi gaz veriyor onu bilmiyorum ama o soru bir cevap buldu, ona tekrar döneriz. Başka iki şey daha ortaya çıktı. Bir tanesi Avrupa bu kış donacak ve diz çökecek, Putin'e yalvaracak gaz için efsanesi çöktü. İki, bu kışı zor atlatma ihtimali olan kişi Rusya ve Putin'miş. O anlaşıldı. Zor geçirmemek için bu kışı doğalgazı satmaya ihtiyacı var. Ve Amerika sizi kazıklıyor, daha pahalıya satıyor. Ben daha uyguna satacağım. Rusya'yı AB'den koparmak istiyorlar. Bunu ilişkimizi baltalamak istiyorlar. İzin vermeyelim. Gazı benden alın. Kesmeden kısmadan ne kadar lazımsa hepsini vereceğim size. Vermeye hazırım. Mesajları yollamaya başladı. Bir şey daha çökmedi mi bu arada? Bizim umutlar. Türkiye'de umutlarını
Avrupa'nın bu kış donmasına ve dolayısıyla Putin'in Avrupa'nın bu kışı atlatamamasına, Putin'in bu savaştan galip çıkmasına bağlanmıştı. Öyle değil miydi? Siyaseten Ankara'nın umutları oraya bağlanmıştı yani. Evet, yani eğer ya şöyle, Avrupa'da herhangi bir sıkıntı yaşandığında Ankara'da çok mutlu olan bir ekip olduğunu görüyoruz. Siyaseten de buradan kazançlı çıkacağını düşünen herhalde bir yine AK Parti'de bir grup vardı. Eğer Avrupa'da battaniyelerle görüntüler gelseydi, ne bileyim işte arabalar yolda kalsaydı petrol bulamadılar diye, ya da okullarda çocuklar üşüseydi, o üşüme görüntüleri gelseydi, ya da yaşlılarda dondular gibi haberler Allah korusun gelseydi, sanki işte biz işte ne kadar güzel yaptık ama Avrupa bu işi beceremedi propagandasına büyük katkı sağlayacaktı anladım. Ya sadece o da değil. Şöyle mesajlar veriliyor. Rusya yeni bir anlaşma istiyor, yeni bir dünya düzeni istiyor, eşitlikçi İbrahim ve adalete Kalın. Dayalı bir dünya düzeni istiyor. İbrahim Kalın. İbrahim Kalın söyledi. Dinleyelim onu da şimdi. İstiyor. Bu da hak, eşitlikçi ve adalete dayalı bir düzen istemek haklı bir talep olduğu için Avrupa masaya oturmalı, pazarlığa oturmalı Rusya'yla. Anlaşsın Rusya'yla diye biz bastırıyoruz, sıkıştırıyoruz Avrupa'yı. Arabuluculuk meselesini biraz Batı ile Rusya arasında yapmaya başladı. Zelenski ile Putin olmayınca anladım. Arabuluculuk da değil. Böyle bir arabuluculuk olmaz. Somut bir şey yok ki. Dünya düzenini yeniden kurmak istiyor Rusya. Sen şimdi Batı bunun pazarlığını yapsın. Bir dinleyelim. İbrahim Kalın somut bir şey söylemedi mi diyorsun? Bir dinleyelim. Biz dinleyenler de en azından bir fikir sahibi olsunlar. Farklı bir çağrıda bulunuyor. Gelin bu denge düzenini yeniden kuralım. İçinde Rusya'nın da olduğu, Çin'in de olduğu, merkez kaç kuvvetlerin de olduğu, yükselen ekonomilerin de olduğu, herkesin paylaşacağı, katılacağı, eşit, adalete, eşitlikçi, adalete dayalı bir küresel düzen kuralım diye. Evet. Putin buna çağırıyormuş. Yani kendisi demişti ki Ukrayna işgalini, savaşını sorduklarında satanist Batı elitleri LGBT zorbalığı yapıyor, bize dayatıyor LGBT'yi, onunla mücadele ediyoruz. Avrupa içinden de ona karşı olanlar var. O dostlarımızla birlikte bununla mücadele ediyoruz demişti. Biz öyle zannediyorduk. Yani satanist batılı elitlerin LGBT zorbalığıyla mücadele adına Gamalı Ukrayna'ya girdi. Değil mi? Ukrayna'ya girdi, Kırım'ı aldı. Suriye'de de onu yapıyordu. Berlin'de, Londra'da suikastlar yapıldığında bunun için yapılıyordu filan zannediyorduk biz. Meğer değilmiş. Meğer eşitlikçi ve adil bir dünya düzeni için yapıyormuş. Düşünsene. Ya böyle bir işgal girişiminden sonra Ankara'daki bir yetkili Rusya'yı böyle nasıl tanımlayabilir ya? Ya bu bize ya çok acayip bir şey değil mi bu? Yani eşitlikçi, adil bir dünya düzeni talep ediyor. Gelin oturalım konuşalım. Anlaşın. Ya arkadaş, eşitlikçi bir dünya düzeni isteyen adam sivillerin büyük zarar göreceği böyle bir işgal hareketine girişir mi? Silah zoruyla yapıyor ne yaparsa. Nerede yaparsa yapsın silah zoruyla yapıyor. İnsan hakları, işte ne bileyim savaş hukuku, hiçbir şeyle gözetmiyor. Bir sürü insan öldü arkadaş orada. Şimdi 66 füze atıldı ya. Evet. Yeni komutan atanır atanmaz o savaşın evet. Başına. Şahin komutan onu diyorlar yaptı. Zaten onu. Şahin işte. Komutan diyorlar. Bir lakabı daha var. Ertuğrul Özkök bugün o Tansu'ya mektuplar, yazıları yazıyor ya. Orada hatırlatmış onu. Çok da iyi yapmış. İdlib kasabı. İdlib kasabı. O lakabı İdlib'teki acımasız saldırılarından almış. Suriye'nin komutanıydı zaten daha önce. Suriye'nin komutanıydı daha önce. Şimdi Ukrayna Savaşı'nın başına getirildi. Peki Suriye'de Rus ordu güçlerinin başındayken başka bir şey daha oldu. Sanıyorum oldu. Türkiye'nin çok canını yakamış oldu. Bizim bir askeri konvoyumuz vuruldu. 34 şehit verdik. Şimdi biz onunla, bu İdlib kasabıyla Avrupa'yı korkutacağız ve bunlar eşitlikçi, adil bir dünya düzeni kurmak istiyorlar. Anlaşın. Gelin masaya. Putin'le, Rusya'yla, Moskova'yla anlaşın diye bastıracağız, öyle mi? Yani niye, ne adına, ne uğruna? Yavuz. Niye? Ne adına, ne uğruna? Ya enerji merkezi mi olacağız? Moskova'da sence sözcü sıkıntısı var mı? Bildiğim kadarıyla var yani sözcüleri. Gayet de başarılılar, iş yapıyorlar. Dışişleri Bakanı var. Peskov var, Zaharova var. Dışişleri Bakanı var. Sözcüleri var, sözcü yardımcıları var. Evet.
Yani o konuda bir sıkıntı içinde görünmüyorlar. Lavrov var, Putin var. Dertlerini gayet iyi anlatabiliyorlar. Kendileri anlatamadıkları hislere tercüman olacak, kendilerine ifade edecek başka birilerine ihtiyaçları görünmüyor pek. Şey de değil, yani dışarıdan sözcülük hizmeti satın almak gibi bir zaruret içerisinde de değiller. Görünmüyorlar. Öyle gözükmüyorlar gayet, ya pek çok şeyler var. Washington Üniversitesi'nden doktoralı bir sözcüye de ihtiyaçları yok. Öyle bir şey aradıklarına dair de bir belirti yok. Moskova Üniversitesi mezunları yetiyor onlara, yani öyle gözüküyor. Yani bu bizim Rusya'ya sözcülük hizmeti verme ısrarımız nereden geliyor? Anlayabilmiş değilim. Yani Rusya'yla iyi geçinmek... Duygusal olabilir mi? İyi geçinmek. Duygusal olabilir mi? Bilemiyorum. Yani gassal olabilir. Gassal, ben öyle yorumluyorum. Ben bunu gassal diyor. Diyordum duygusal ki herhalde duygusal. Gazı almış gibi bir durum var. Kendi kendimize mi gaz veriyoruz? İşgüzarlık mı? Anlamakta zorlanıyordum. Yani burası bağımsız bir ülke. Biz iki devlet... Tek yürek miyiz? Yani Rusya ile kaderimiz bir mi? Bir olmak zorunda mı? İyi geçinmek için Rus çıkarlarını savunmak, sözcülüğünü yapmak, avukatlığını yapmak mı gerekiyor? Yani başka türlü bir iyi geçinemiyor. Bir de böyle bir olayın üzerine Rusya. Yani bir efendim? İşgal girişimi üzerine silahla bir sorunu çözmek için girişim yaptığı bir dönemde, bütün dünyanın dengesini değiştirdiği bir dönemde. Ya ben biz Rusya'ya bazen, hak veriyoruz yani ona haklı gösteriyoruz. O, evet yani bu adil değildi. Düzen o adil düzeni oluşturmaya çalışıyor. Yaklaşım İbrahim Kalın'a biz ne diye bakalım, o da Cumhurbaşkanlığı sözcüsü bildiğim kadarıyla, değil mi? Yani resmi sözcüsü. Resmi sözcü yani. Aslında Türkiye'nin görüşünü en üst düzeyde ortaya koyan bir isim, ama bu tablo içerisinde biraz can sıkıcı. Şimdi dengeli politika kurmak başka bir şey anladığım kadarıyla. Şu anda Türkiye'nin Rusya'yla yaptığı az önce işte diplomatların takip ettikleri kadarıyla Türkiye'nin Rusya'yla yaptığı ne diyelim işlemler Batı'yla da devam ettiği için ilişkisi, aynı zamanda Ukrayna'yla da devam ettiği için ülkeye kazandıran ve dış politikada zaten ülkeni düşünerek yapılan bir şey olduğundan faydalı gibi görünüyor, tespitleri yapılıyor o taraflarda. Ama bu bir ileriye gidip artık Rusya'nın çıkarlarını savunur bir sözcülük haline gelirse, o zaman da insani olarak rahatsız edici bir durum ortaya çıkar. Bu ilk kez olmuyor. Evet. Amerikan televizyonuna konuştu, gene söyledi. Evet, Putin haklı içeride diye. İçeride konuşuyor. Putin haklı diye ve yeni bir anlaşma istiyor diye. Neyse o yeni anlaşma. Şimdi biliyorsun şeyde görüşme oldu. Astana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin görüştüler. Peskov açıklama yaptı. Gerçek sözcü. Kremlin'in hakiki sözcüsü. Kremlin sözcüsü. Kremlin'in hakiki sözcüsü. Beştepe'nin sözcüsü diye. Fake sözcüler de var ya artık Kremlin adına konuşan. Gerçek sözcü açıklama yaptı. Türkiye'nin arabuluculuk teklifi ele alınmadı dedi. Yani Ukrayna görüşülmemiş. Ukrayna görüşülmemiş, arabuluculuk teklifi konuşulmamış. Peki ne? Daha önce Zaharova'ydı galiba dışişleri sözcüsü. Gene yerini karıştıran Ankara'daki bir sözcü Rusya adına açıklama yaptığında bunun uygun olmadığını söylemişti. Yani bizim adımıza biz konuşuruz, sizin konuşmanız uygun değil gibi bir tepki vermişti. İstemiyorlar adamlar. Biz zorla bu hizmeti niye veriyoruz? Yani avukatlık, sözcülük gibi bir hizmet istemiyorlar. Yani ben niye Rus çıkarlarını savunmak durumundayız? Ukrayna konuşulmamasına da şaşırdım doğrusu. Çünkü hemen öncesinde yine Kremlin'den yapılan bir açıklama vardı. Bu arabuluculukla ilgili Rusya'nın bir hazırlık yaptığı ve bir takım kağıtları Türkiye'ye vereceği konusunda. Ha. Hiç gündeme gelmemiş olması enteresan geldi bana yani. Enteresan. Bu işin. Peki ne konuştuk o zaman? Belki önümüzdeki günlerde şunu göreceğiz. 2024'de sarkmış veya ertelenmiş bir doğalgaz ödemesi mi? Yani çok onu mu konuştuk ya da fiyatı düşürmesi? Fiyat uygunlaştırılabilirse, taksitler artırılabilir, ertelenebilirse falan herhalde bundan memnun olacağız. Bunu yapalım. Ya Rusya ile iyi geçinelim. Ondan sonra daha avantajlı şekilde doğalgaz almaya bakalım. Daha iyi rakamlarla. Normal bu. Bu normal. Erteleme alabiliyorsak alalım. Hatta Türkiye Avrupa güvenliği için, Avrupa doğalgazı için en güvenli güzergah diyor Putin. Öyle kalmaya devam edelim. Olabiliyorsa gerçekten o niyetini açıkladı. Henüz niyet aşamasında. Avrupa'nın en büyük doğalgaz merkezi haline gelelim burada. O ikmal deposu oluşturulsun. Tamam. Bundan yararlanalım. Bu Türkiye'nin fakat stratejik olarak hedefiydi zaten çok uzun zamandır. Yani bizi izleyenler de bilirler. İsrail'den
bir boru hattı, Irak'tan boru hattı, İran'dan boru hattı, Rusya'dan boru hattı. Hatta Akdeniz'de çıkması muhtemel gazda da borularla Türkiye taşınsın ve buradan dağılsın gibi bir zaten dağıtım merkezi olma talebi var. Ama çok kolay kandırılmaya da gelmeyelim, kandırılmayalım da. Yani öyle ağzımıza bir tam bir parmak Türkiye'nin bal sürüp stratejik hedefine uygun bir öneri bu kadar kolayca yapılınca ne diyorlardı, bedava peynir fare yani, kapanında mı olurmuş? Öyle derler. Bir de şey derler. Mesafe kısa, ödül büyük. İşin içinde bir iş olmasın. Evet. Yani gerçek olamayacak kadar güzel. Öyle de derler biliyorsun. Too good to be true. Yani bir durup düşünmek gerekmez mi? Bir vaat, bir umut bizi bu noktaya getirmeli miydi? Muhtemelen zaten umut bununla da sınırlı değildi. Yani Rus doğalgaz sevkiyatı bizim üstümüzden yapılacak, buradan yararlanacağız da değildi tek başına. Avrupa diz çökecek, bu kışı geçiremeyecek, atlatamayacak. Türkiye mahkum olacak. Rusya kazanarak çıkacak bu savaştan, mücadele eden. Böyle bakılıyordu. Abi bunun böyle bakıldığını nereden biliyoruz? Yani bunlar deli, akıllarına koyduklarını yaparlar. Yani dediklerini yapın, ciddiye alın mesajları verilmedi mi? Tabii. Batıya Rusya ile anlaşın, ne yapın ne edin, taleplerini kabul edin, Rusya ile anlaşın diye bastıran biziz. Anlaşmazsanız ne olur? Valla işte bu kışı donarak geçirirsiniz, atlatamazsınız. Başka ne olur? Yani cehenneme çevirir, dünyayı dar eder size, başınıza yıkar Avrupa'yı. Ondan sonra fiyatlar alır böyle başını gider, ekonomileriniz çöker. Siz bilirsiniz. Ya Rus tehditlerinin ve taleplerinin sözcülüğünü yapmak, taşıyıcılığını yapmak niye bize kalsın? Ayrıca o talepler de ne kadar işte adil veya bu düzeni, dünya düzenini devam ettirme açısından. Öyle bir talebi yok zaten. Kendileri söyler onu. Zaten bir şey olsa söyler.